Türk demokrasisi kanlı bir geceyi atlattı. Türk milleti 7'den 70'e sokağa döküldü, namlulara meydan okudu. Peki o gece neler oldu? Kalkışmanın tüm ayrıntıları henüz ortaya çıkmasa da, olayın duyulmasının hemen ardından ortaya çıkan ilk siyasi MHP lideri Devlet Bahçeli oldu. Ne Cumhurbaşkanı, ne Başbakan, ne de herhangi bir bakan açıklama yapmadan Başbakan'ı arayıp "Hiçbir kalkışma kabul edilemez. Darbeye karşı hükümetin yanındayız." dedi. Devlet Bahçeli'nin bu adımı gecenin bütün seyrini değiştiren adım oldu. MHP'nin desteğinden cesaret alan Başbakan televizyon kanallarına bağlanarak bunun bir kalkışma olduğunu, asla kabul edilemeyeceğini dile getirdi. Kurmaylarıyla birlikte parti genel merkezine geçen Devlet Bahçeli'nin tutumu, darbeye karşı dik duruşun simgesi oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan da telefondan görüntülü olarak katıldığı canlı yayında milleti sokağa çağırdı. Polis birimleri harekete geçti, darbeci hainlere müdahale etti. Kısa sürede havadakiler hariç kontrolü kaybeden hainler gruplar halinde teslim olmaya başladı. Son kozlarını oynamaya kalkan darbeci hainler, Gazi Meclisi bombalama cüretinde bulundu. Gün doğduğunda cuntacıların hevesleri kursaklarında kaldı. İçlerinde çok sayıda sivilin de bulunduğu 208 vatandaşımız şehit oldu. MHP lideri Devlet Bahçeli, meclisin olağanüstü toplantısında yaptığı konuşmada hesabının sorulmasının önemini vurguladı, Mehmetçi'ye sahip çıktı. Ülkemize kast eden vatan hainlerinden hesap sormak, bunların yediğini içtiğini burunlarından getirmek hepimizin namus borcudur. İktidar ve muhalefetin tam bir uyum içinde sergilediği dik duruş, ülkemize kast eden hainlerin elini kolunu bağladı.